Arkadaşlar, herkese Almanya Köln'den selamlar. Bir süredir saçlarım boyalı arkadaşlar. Griydi, biraz böyle sarı gibi oldu, farklı oldu. Şu anki hali bu. Yani yaşlanmadım. Şimdi sabah saat ortalama arkadaşlar 7:20 falan geçiyor şu an. En son baktığımda 10 falandı. Ve elimde bir kahve. Sabah merkez istasyonuna indim. Köln'ün. Bu arkamdaki nehir merkez istasyonuna ortalama 200 metre mesafede. Bugün bahsedeceğim konu neden Türkiye'de tatil yapmıyorum. Arkadaşlar eskiden fiyat gerçekten ucuzdu. Hani yani Türkiye'de tatil yapmak Avrupa'ya göre kat ve kat ucuzdu ama şu an mesela benim elimde aldığım kahveye 2 euro para verdim. Bir ay önce Barcelona'daydım. Orada çok güzel bir yerde, Cafe Zürich diye bir yer var. Katalunya meydanı. Barcelona'nın en ünlü meydanı. Çok güzel bir kahve içtim arkadaşlar. Kahveye verdiğim para 2.25 euro ve bu 83 TL yapıyor. Barcelona'da beach var. Barcelona'da. En ünlü beach'i arkadaşlar. En ünlü beach'in orada Buenos Migas var arkadaşlar. Bir kafeterya. Orada kahve içtim. 1.80 verdim. 63 TL yapıyor. Ben buraya gelmeden 2 hafta önce olması lazım. Türkiye'de bir yerde kahve içtik arkadaşlarla. 3 tane kahve 400 TL para verdik. Yani şu an herhangi bir yere gidin. Yani isim de verebilirim. Bilinen markalar vesaire. Ortalama 100-120 TL, 130 TL'den başlıyor. Dedi ki İstanbul'da örnek vereyim, İstiklal tarafında, Taksim tarafında vesaireyseniz vereceğiniz kahve fiyatları 150 TL'den aşağı kolay kolay olmaz. Ben de bu nedenlerden dolayı daha da arttırdım. Yani yurt dışında yaptığım tatili, örnek vereyim, bir günlüğüne iki günlüğüne gelsem bile buraya gerçekten kafamı dağıtıyorum ve gittiğiniz belli başlı rotalar arkadaşlar alışveriş yapmak için uygunsa, örnek vereyim ayakkabıdır, teknolojidir, telefondur vesaire, alıp verdiğiniz paranın yani çoğunu amorti edebilirsiniz. Mesela örnek vereyim, ben Köln'e verdiğim bilet fiyatları ortalama gidiş dönüş 3000 TL, 2500 TL ve bagaj hakkıyla beraber. Yani bu nedenlerden dolayı çoğu zaman tatilimi buralarda yapmaya dikkat ediyorum. Yani çünkü Antalya aynı Antalya, Bodrum aynı Bodrum ama örnek vereyim, geliyorsunuz farklı bir yere, atıyorum Köln'e geldim mesela. Ben Köln'e daha önce hiç gelmemiştim. Berlin'e geldim, Münih'e geldim. Köln'e geliyorum mesela, sabah geldim, güzel bir kahve içtim. Şimdi sabah da araştırdım mesela burada. Daha önce gelmiştim ben buraya Aralık'ta, 2023 Aralık'ta. Yani bakıyorum mesela nerede ne inir, nereye gidilir, neler yapılabilir. O yüzden bunlar insanı sürüklüyor. Mesela geçen hafta arkadaşım Mısır'a gitti. Arkadaşlar Mısır'da, hatta rezervasyonu ben yaptım Booking'ten. Mısır'da çok güzel bir otel ayarladık. Güzel bir yerde, bir yani şeydi, konumu falan değil. Otelin havuzu var. Sabah kahvaltıyla beraber 3 ya da 4 gece olması lazım. 2000 TL para verdik. Ve arkadaşlar bunun daha ucuzu da var. Yani 1200 TL, 1300 TL de var. Hatta akşam yemeği ilave ettirmek isteseydi, kahvaltı da açık bir arkadaşlar. Akşam yemeği ilave ettirmek isteseydi ortalama vereceği para 2500 TL falandı. Yani özellikle Pegasus'un arkadaşlar kampanya dönemlerini yakalayın. Bazen mesela şu an mesela aktif bir kampanyası var. 15 Ekim ile 12 Aralık'ı kapsıyor. %30 bilet indirimi arkadaşlar. Ve 30-31 Mayıs'ta aldığınızda. Şu an ben bunu paylaştığımda tabii ki de bu kampanya geçmiş olacak. Asıl burada vermek istediğim mesaj: arkadaşlar Pegasus çok kampanya yapıyor. Diğer firmalar da yapıyor ama asıl Pegasus. Ben sürekli Pegasus'u uçuyorum. Çünkü yani düşünün, Fransa'nın Lyon şehrine ben 800 TL, 900 TL bilet aldım biliyorum. Barcelona'ya 2000 TL bilet aldım biliyorum. Şu an mesela ben Köln'e geldim. Köln'e hatırlamıyorum ama aldığım bilet, benim Köln'e daha sonra tekrar biletlerim var. Önümüzdeki Ocak, Şubat var. Mesela 2025'in de biletlerini aldım arkadaşlar. Kampanya oldu, bir gaza geldim. 10-15 tane bilet aldım. Bazılarına gittim, bazılarına henüz daha gitmedim. Yani 2500 TL arkadaşlar gerçekten gidiş dönüş para değil. Buraya da gelin, Köln'de konaklama çok pahalı değil ama Barcelona'da pahalı. Barcelona'da da örnek vereyim, Facebook'ta gruplar var mesela. Facebook'taki gruplardan kişilerle iletişime geçip yani onların odalarını vesaire kiralayabilirsiniz, anlaşabilirsiniz. Ben daha önce İtalyan bir çift vardı. Onlar İtalya'ya gitti. Onların odalarını kiralamıştım. Ve çok güzel yani. Kocaman ev bana kaldı. Evde bir de kimse de yoktu. Bunun dışında yani özet geçmem gerekirse arkadaşlar, Türkiye'de mesela merkez bir yerden ister uçakla ister kendi arabanızla bir yere tatile gidin. İster Karadeniz turu yapın, ister Ege yapın.
Yani İç Anadolu yapın, Doğu Anadolu yapın, Güneydoğu Anadolu fark etmiyor. Yani ortalama 5.000 zaten 10.000 mazot masraf vesaire işte köprüdür, gişedir vesaire vereceksiniz. Gittiğinizde otel de vereceksiniz 10-15 bin TL. Hadi 5.000 TL'ye verin. Bunun üstüne bunun işte ıvır zıvır vesaire masrafları var. 20-30 bin TL buna vermektense ben kendim için söyleyeyim. Şimdi beni eleştirenler de olabilir belki. Yani ne alaka kardeşim, Türkiye'de de gitmeyecekmiş falan. Yani benim için ya da kendim gibi düşünen kişiler için naizane vereceğim tavsiye şu. Farklı yerler, farklı kültürler, farklı yollar. Gittiniz mesela buraya ben geldim mesela burası beni sürüklüyor. Niye? Çünkü bilmediğim bir yer ama bildiğim bir yerde aynı şeyleri görüyorsun. İçinde herhangi bir heyecanın olmuyor, herhangi farklı bir şey olmuyor. Gördüğün aynı şeyler. Bir yandan da yolumuzu uzatmayalım, buradan geri dönelim. Çünkü şu köprüye kadar tekrardan yürümek zorunda kalacağım. Yani aynı şeyler, insanı yolculuk mutlu eder. Varılacak yer değil, yolda olmak. Geziyorsunuz, bakıyorsunuz. Mesela sabah 7 yani. Ben sabah Türkiye'de bir yeri tatil etmiş olsam sabahın 7'sinde kolay kolay kalkmam. Mesela sabah geldim nehrin kenarına. Merkezi istasyon var arkadaşlar. Az önce tam şu arkamda köprü var. Köprünün oradan ben giriş yaptım buraya nehre. Merkezi istasyon Köln'de, oraya çok yakın, 200 metre. Yani orada indim, bir tane kahve aldım. 2 euro arkadaşlar. Ve small boy diye geçiyor. Yani kahve de bayağı dolu. 2 euro bunu aldım. İster euroya çarpın, ister franka çarpın, ister TL'ye çarpın. Ucuz arkadaşlar. Yani ucuz olmasa bile. Şimdi ben 10.000 TL'ye kendim için söylüyorum ve kendim gibi düşünenler için söylüyorum. Eleştirenler ona göre değerlendirsinler. Yani ben kalkıp 10.000 TL, 15.000 TL Türkiye. Çünkü ben gittim. Karadeniz'e gittim. İşte Ege'sine gittim. Bodrum'a gittim. Antalya, Marmaris vesaire. Hani bunlar aynı. Marmaris değişmiyor. Örnek vereyim. Plajı aynı, sahili aynı, denizi aynı, işte gezilecek yerleri aynı, yolu aynı. Herhangi bir değişiklik yok ama örnek vereyim, geliyorsun mesela farklı bir yere. İsterseniz şeye gidin, yani fark etmiyor, Balkanlara gidin. Balkanları da öneririm. Gürcistan olsun fark etmiyor, yani gitmediğiniz bir yerse eğer Karadeniz, Karadeniz'e gidin. Hani ben gidenler için söylüyorum böyle buralara gitmiş. Yani çünkü ne göreceksiniz? Aynı şeyler. Ama buraya geldiğinizde ya da farklı bir yerlere gittiğinizde bakıyorsun mesela örnek veriyorum, burada Lidl Market var. Lidl Market'e girin. Bin bir türlü marka var arkadaşlar. Görmediğiniz markalar, bilmediğiniz markalar. İnsan merak ediyor, merak uyandırır. Siz şimdi Türkiye'de girin bilinen markalara, büyük yani marketlere. Aynı yani, anladın mı? Ya kahvenin markası aynı, kolanın markası aynı. Şu an reklam vermek istemiyorum isim olarak. Yani aynı şeyler ama buraya geliyorsun, çikolatası var işte. Farklı farklı mesela havalanın inlik önünde. Bir tane yapay zekalı arkadaşlar bir tane şey var. Robot var, kahve alanı. Siparişini veriyorsun, robot size kahvenizi hazırlıyor. Mesela bu bile insanın ilgisini çekiyor. Örnek vereyim, Lidl Market var. Biraz daha Lidl Market'e gideceğim, oradan çikolata falan alacağım. Birkaç marka var arkadaşlar, burada çok güzel. Onları alacağım. Hani gezerken mesela bakıyorsun, aa farklı bir marka var, farklı bir meyve var, farklı bir sebze var. Yani insanı şey yapıyor, ufkunu açıyor. En azından birileriyle sohbet ettiğinizde, sohbet edebileceğiniz zamanlarda ya diyorsunuz ki, ya bir şey girdi mesela bu konularla ilgili. Evet diyorsunuz, ben de şuraya gitmiştim, şunu görmüştüm, bunu yapmıştım. Ama insanın hikayesi olmayınca anlatacak bir şey de olmuyor. Bence sessiz insanların aslında sessizliklerindeki en büyük nedenlerden biri hikayeleri yok ya da anlatabilecek bir şeyleri yok. Tabii çok konuşmaktan da bahsetmiyorum. Yani yerli yerinde konuşmak gerekiyor. İnsanlar spor yapıyor arkadaşlar. Sahilde ve tam yol burada bitiyor. Burada hemen bir sola sinyal vermek gerekiyor. Ondan sonra yola devam. Yani özetle böyle arkadaşlar. Beni bilen yakın arkadaşlarım ne harcamalar yaptığımı az çok biliyorlardı sohbet esnasında. Ama bilmeyenler için inanın çok para harcanan bir yer değil arkadaşlar. 2000-2500 TL'ye ben buraya şeyle geldim, yani uçakla geldim. Gidiş dönüş. Hadi 3000 TL olsun. Ondan sonra ıvır zıvır işte metro mesela para verdim. 1.80. Şehir merkezine gelmek için 15 dakika metro. Ve daha önceki şeye gelmişim arkadaşlar, Hamburg'a gelmiştim. Özellikle mesela bilet alırken bakıyorum, havaalanından şehir merkezine ulaşım kolay mı değil mi? Örnek vereyim, 1 saat 2 saatse bakmaya gerek yok, almaya gerek yok ama 15 dakika olduğundan dolayı bu da beni mesela çekiyor, yakın çünkü mesafesi. O yüzden buna da baktım, 16 dakikada şehir merkezindeyim. Hamburg'da öyleydi mesela, Hamburg'da 16 dakika. Ve arkadaşlar Köln'de özellikle kadınlar için çok güzel mutfak malzemeleri var. Teknoloji malzemeleri vesaire vesaire. Benim mesela kişisel termosum bitmişti normalde. Bitti dedim. Düştü. Biraz ezildi böyle. Bir tane daha vardı. Satmıştım onu.
Şimdi buraya sakladım kendimi. Burada güzel bir termos alacağım. Ortalama Türkiye'nin yarı fiyatına arkadaşlar. Termos kişisel yani 500 mililitre falan. Termos alacağım. Kahve. Ve arkadaşlar 2 euro verdim ya o kahveye. Bunun mesela cihazlar var. Merkez istasyonunda indiğinizde bir kafeterya var. Cihazlar var arkadaşlar. Cihazdan siparişinizi veriyorsunuz. Kasaya gidiyorsunuz, ödemesini yapıyorsunuz. 2 euro ödemesini yaptım. Ondan sonra diğer Türkiye'deki kafeler gibi işte şeker ekleriniz vesaire alanlar var. Bunda arkadaşlar krema, süt vesaire ekleriniz, kapsüller de var ve Chibo'nun malzemeleri arkadaşlar. Hani şey değil, saçma marka değil ya da işte büyük hani konteyner vesaire değil. Chibo'nun yani ve bireysel yani sık bir tane, aç bir tane, dök, aç bir tane de istersen 10 tane de kimse bir şey demiyor. 2 euroya aldığın hizmete bak, 70 TL ve Almanya'dasın. Böyle yani arkadaşlar. Tavsiyem Pegasus'un kampanyaları. Mesela benim geçen hafta giden arkadaşım tek başına Mısır'a gitti. Gerçekten takdir ettim ve tüm hikayelerini ve çocukluk arkadaşım. Kendisi de izler umarım bu videoyu. Ben gerçekten takdir ettim çünkü inanılmaz güzel bir şey. Ya bakıyorsun ki arkadaşın ya yapılabiliyor bunlar. Tek başına bak, tek başına Bosna Hersek'e gitti. Bunun öncesinde bir arkadaşım yakın zamanda bir ay önce Balayına mesela Balkanlara gitti. Bosna Hersek'ten girdi, araba kiraladı. Hani yapılabiliyor. Benim de bildiğim bir şey olur, yapabileceğim bir şey olur. Ya da yönlendirebileceğim bir şey olur. Ben de anlatmak isterim. Ama birileri sanıyor ki böyle hani çok zor sanıyor. Böyle işte gidiyorsun, tekrardan geliyorsun. İşte ne kadar para veriyorsun, nereden nereye gideceğim. Ama o kadar kolay ki Türkiye'de kullandığın haritalar var mesela. Haritaları burada da kullanabiliyorsun. Herhangi bir zorluğu yok. Zaten haritaya konumunu seçtiğinde, gideceğin yeri seçtiğinde sana tüm opsiyonları gösteriyor. Metroya bineceksin. Mesela ben buraya gelirken biliyordum daha önceden. Dedim bakayım. Mesela S19 arkadaşlar metro. Ondan sonra 131 ya da 132 numaralı otobüs var. Bunları sorabilirsiniz. Taksiye binebilirsiniz. Mesela metro ucuz olur. Otobüs bir tık pahalısı olur. Ondan sonra bir de anlaşmalı havalanın havalanı değişiyor. Havalanlarına örnek vereyim. Firmalar varsa onlar bir tık pahalı. 4. kademe diyelim. En pahalısı taksi oluyor arkadaşlar. İki euronun sonuna geldik. Yani sevdiğim bir söz var. Hiçbir şey imkansız değildir istekli bir kalp ile. Yapacak olan gerçekten yapıyor arkadaşlar. Yani bir zorluğu yok yani. Ülke aynı ülke. Hani transit kullanın, bir şey kullanın, onu yapın. Diliniz yoksa dilinizi geliştirdiğiniz an bu sizi kırbaçlar yani bir şeyler öğrenmeye. Fiyatlar böyle, hayat böyle, Köln böyle, hava böyle. Ben böyle arkadaşlar. Saçlarımı tekrardan söylüyorum, yaşlanmadım arkadaşlar. Bir sonraki videoda saçlarım normal dönmüş olacak. Ortalama 2-3 ay oldu. 2-3 aydan beri gri ve hafif böyle kül rengi falan karışık. Dedim neden yaptım? Neden yaptım diye soran olabilir. 2018 ile 19'da da zaten 1 yıl boyunca boyalıydı. Tekrardan öyle muhabbeti geçti. Yapayım dedim. Yaptım. Eskiden olsa çekinirdim böyle ya. İşte kafa falan farklı böyle. 2018'de ilk yaparken böyle. Sonra sokağa bir çıktım baktım dedim insanlar. Herkes istediği gibi takılıyor. Kimse kimsenin umurunda değil. Sen neden bundan çekiniyorsun? Ben çekiniyorsun. Ben önceden şu saçlarımı dikmekten çekinen bir insandım. Düşünün yani şu kafayla her yere gidiyorum. Üniversitede ben bir sene boyunca bununla gittim. O yüzden çok fazla çevreye takılmayın. Kendinizi bilin. Yaptığınızı bilin. Sonuçta iyi de yapsanız. Saçınız siyah da olsa, beyaz da olsa, siyah olsa işte eğilmiş, kırılmış buna bahane bulacaklar. Boyasanız ne alaka boya deneyeceksin. Sarı yapsan ne alaka sarı, gri yapsan yakışıyor mu sana? Çok var yani böyle diyen ama en sevdiğim yanı ya bir temizlik personeli arkadaşlar gerçekten hani takdir ediyorum ve saygı duyuyorum mesleklerine. Sevdiğim birkaç ağa var. Şöyle şöpü de atayım. Sevdiğim birkaç abi var. Yani bu insanlar 55 yaşında. Mahallemdeki bakkal. Örnek vereyim pazardaki esnaf. Ya bunlar 55-60 yaşındaki insanlar. Ya kardeşim işte harbiden tarz olmuş yakışmış ama dedi. Ben çok şaşırdım mesela buna. Hani eleştiren de olabilir. Saygı duyuyorum ama toplumumuzda bazı kişiler neyi nasıl söyleyeceğini, neyi nasıl ifade edeceğini bilmiyorum. Bir söz vardı. Hatırlayabilir miyim bilmiyorum. Hatırlayamadım. Bir şeyin celladıdır diye arkadaşlar. Yani önemli olan yanlış olabilir ama bunu yanlış ifade edersen yani sen de hatalı olursun. O yüzden yanlışı doğru ifade etmek gerekiyor. Yanlıştan kastım boya değil tabii ki de 10 numara olmuş. Toplumdaki yanlışlardan bahsediyorum. O yüzden özetle fiyatlardan oradan buradan girdik. Birbirimize saygı duymalıyız.
her anlamda, her şeyimize. Yani gereksiz insanlar trafikte orada burada kavga ediyor, bakıyorsun. Yani hapse girenlere bakıyorsun, gereksiz şeylerden yani ıvır zıvır bir anlık gafletle ilgili. Ne gerek var? Saygı yani, eyvallah da geç yani. Ego yapmaya, gurur yapmaya gerek yok. Yani dağlar var, binalar var arkadaşlar. Bizler bir zehriyiz bunların yanında. Anlatacaklarım bu kadar. Biraz konu dağıldı. Ama özetle gezin arkadaşlar. Farklı yerlere gidin. Farklı şeyler yapın. Etik çerçevesinde. Ondan sonra parayı düşünmeyin. Çünkü hani sonuçta şey değil yani, 10.000 TL, 15.000 TL biriktirmek. Yani yazın 10 gün 15 gün bir yerde garson çalışsanız bile bunu yani kazanabilirsiniz. Dili de düşünmeyin. Yani çok zorlanacak, hiç dili olmayan geldi çok zorlanacak, örnekleyeyim. Çok zorlanacak böyle. Kendini belki mülteci gibi hissedecek ifade edemediğinden dolayı. Ama ne olacak? Gidecek gibi sonraki rotasında. Ya ben bu dili öğrenmem gerekiyor. Çok aşağılık bir psikolojiydi orada konuşamamak diye. O yüzden bazı şeylerde bazı şeylere vesile oluyor arkadaşlar. Kendinizi geliştirin, ufkunuzu geliştirin. Sohbet edebileceğiniz hikayeleriniz olsun. Hikayeleriniz olması için de kapınızdan çıkmanız gerekiyor. İster buna fiziki kapı deyin, isterseniz beyninizdeki kapı deyin. Bir şekilde dışarı çıkmanız gerekiyor. İnsanları, toplumu tanımanız, anlamanız, iletişim kurmanız. Özetle arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Bunu her ne kadar dağılmış olsa da, birinin herhangi bir sorusu olsa anlattıklarımla ilgili, İspanya vizesi olsun, Amerika vizesi olsun, Erasmus olsun, işte Köln'e gidecektir, balayına gidecektir, oraya gidecektir. En azından arkadaşlar, uzun bir zamandan beri şu anda kimseden ücret almadım. Vize başvurusu da dahil, niyet mektubu da dahil. Her konuda arkadaşlar yardımcı olabilirim. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum ve biraz az önce bahsettiğim Lidl Market'i gezmeye gidiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.